Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal günlük haberlerini görüşünlerine kızgın karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqun. Programımızda vətinimiz Şərq Türkistan ve dünya gün tərtifindeki en mühim haberlerini huzurunla usulümüz. Qeynəm istiklalar ekranımızda olsun. Şərq Türkistan Ülümalar Birliği Xitayının köz boyamçılığına karşı bayanat ilan kıldı. Xitay rejimi 8 yanvar çigranı açqan tünci gündün başlap Şərq Türkistan məsələsi de İslam dünyasının közünü boyaş hareketini başlap etken bolup, Dünya Müslüman Cemiyetler Kengashinin reisi Ali Rashid Nuaymi'nin yetekçilikideki 14 devletin vekillerden təşkillengen bir ömekini Şərq Türkistan'ı ziyaret kıldırışkı başlayan idi. Mezkur köz boyaş ziyareti hele hem devam kılıp atkan bolup, ömekinin faaliyeti kadimi şehir Qashqarını ziyaret kılış bilen devam kılmaqta. Xitayning hilin ayranları ve aldın o'rinlashtirilgan yalgan sahnelerdeki ko'rinishlarni qabul qilgan mazkur ömek ve Müslüman Cemiyetler Kengashining reisi Ali Rashid Nuaymi arqa-arqadan Xitayning qilganlarini qo'llab, Xitayning atalmış terrorlik ve asabiylikni yo'qotish yo'lida ko'rsatgan tirishchanligiga apirin aytib bildirilgan edi. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston Ulamolar Birligi 10 yanvar rasmi yozim bayonot e'lon qilib, mazkur ömekteki şahıslarını Xitayning köz boyamçılığına işenmezlikke, işinin hakikatini tekşürüşke ündüdi. Birlik bayanatta Dünya Müslüman Cemiyetler Kengashini Xitayning köz boyaş maksıda aldın orullaştırgan yerlenile emez, belki Müslüman kimliki sebeplik ceza lagiri ve türmelerge solanğanlarını, şunlaklı ceza lagirlerini ziyaret kılışka, Xitayning aldam haltısıgı çüşüp, Xitayning Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini yolluq görüstüdüğen mesuliyetsiz bayanatlardan yirak duruşu çakırdı. Ülümalar Birliği bayanatının ahir diyene barlıq İslam elleri ve Müslümanlarını Xitayning İslam dünyasını aldaş hem de Şarkı Türkistan halkının iğir ehvalini halkara cemiyetin yoşuruş rezil maksıda aldın pilallığan bu xil ziyaretki oxşaş saxtı teşviqatlarına işenmezlikke Şarkı Türkistan'daki Müslümanlarının hakiki ehvalini biliş üçün tırışçallıq körüstüşke çakırdı. Ve şundaklı ziyaret ömekini BDT Kişilik Hukuk Ali Komiteti ve Xalqara Keçürüm Teşkilatı Qatarlıq Teşkilat ve Organlar ispatlap çıkan Xitayning Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıqı haqqıdaki dokulatlarını körüp çıkışkı çakırdı. Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği bugün 11 yanvar yana mezkur ömekini Xitayning aldam haltısıgı çüşmeslik Xitayının cinayetiga şirik bolmaslıq haqida agahlandırıp silliq bayanat e'lon qildi. Xitay Sharqi Turkistonda pasport bejirishni boshlaganligini e'lon qildi. Xitay rejimi 9-yanvardan boshlab Sharqi Turkistonda pasport berishni boshlaganligini e'lon qilgan. Xitay Markaziy radio televiziyasining xabar qilishicha 9-yanvardan boshlab pasport bejirish ishlari yo'lga qo'yilgan. Uxturuşda xüsusi karxanlar, şəxslər, oquqçular, işsizlərinin pasportqı tizimləsi boluduğanlıqı, tizimlət şərtinin intayın addi ikkəlliki, kimlik, nüpus dəftirinin əsli nusxisi və köpəyitilgən nusxisi, 3 ay içində tartılğan sürət qatırlıq ispatlar bolsılı boluduğanlıqı bildirilgən. Uxturuş deyənə, ürümçi çigradın çıxış işlərgə məsul ətirətki berib, cədivəl tolduruş kerəklikini, pasport haqqının pəqət 200 yuan ikkəlliki bildirilgən. Pasport bejiriş haqqidagi uchurlar tarqalishga boshlagandan keyin Xitayning Baidu torida Uyg'urlarga pasport berilamdi degan savol so'ralgan bo'lib, mazkur savolga bir qancha o'rinda berildiganligi haqida javob berilgan. Atalmish Uyg'ur avtonom rayonidagi odatdagi pasport siyosatini boshqarish va tarqitish to'g'risidagi taklifga asosan Atosh Qizilsu Qirg'iz avtonom oblasti Qarmay shahri qatorliq 3 shahar pasport bejirish sinoq rayon doirasiga kirgizilganligi bildirilgan. 9-yanvar Tayland Tashqi ishlar ministrligining elektronlik viza iltimos qilish jadvalidami? Xitoy fuqarolarining viza iltimosi haqidagi tafsilotlar Xitoyning Uyg'urlarni Sharq Turkistonda kamsitibli qolmay, balki chat aldimi kamsitadiganligini oshkorlagan. Mazkur jadvalda siz Uyg'urmi degan savol bor bo'lib, elektronlik viza iltimos qilguvchi men Uyg'ur deb ishoratlasa, bu ma'lumotning Xitoy bexatarlik tarmoqlariga yetkazildiganligi bildirilgan. Kuzatkuchilar aldı bilen Tayland'nın vize bejiriş jarayonida Xitoydagi shuncha millet ichidan nuqul Uyg'urlarni so'rishining o'zi uchuq ayrimchilik ve irqiy kamsitish ekanligi bu kamsitishning aniqli Xitoyning talabi bilan yo'lga qo'yilganligini Xitoy doirlarining Sharq Turkistonda pasport bejirishni yo'lga qo'yishining faqat xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash ekanligini 2015-yili yo'lga qo'yilgandimi jamiyati ichida nuqtali kishilar yoki turmaga kirgan jazolangan kishilar bo'lib qolsa mazkur jamiyatning hech bir a'zosiga pasport bermaganligini
Neçe yıldın bu yan Şarkı Türkistan halkının ailesi de türme yaki lagırga kirmegen kişilerinin intayin azlıqını, Uyghurlarının pasport elip çet elgi sayahatki çıkış ihtimallıqının tövən ikerlikini bildirişmekte. Xitay Köçmenler İdarisi 3200 orunda pasport vize tasdiqlaşını əsliki keltürgen. Xitay Köçmenlerini Başqoruş İdarisi 3200'den artıq çigradın kiriş çıkış közünüki de pasport vize qatarlıqlarını tasdiqlaşını əsliki keltürgenlikini ilan kılgan. Xitay Xalq Torunun haberde bildirilişçe Xitay Köçmenlerini Başqoruş İdarisi Köçmenlerini Başqoruş siyaset tedbirlerini tanışıgendiyken 9 yanvar tüncü hizmet günü de tor sırtıda becerişme yukarı pelliği çıkan. Ахпарат васыларының игелешчә Хытай буенча 3200дән артык ЖХ чигырадан кириш чыгыш көзнеке нөмәтте Хытайларның чат әлеге саяхатка чыгыш дусларын юклаш илтимасын кабул кылып тасдиқлашны шундыйлы саяхат сода эшләр белән Гонконгка бериш илтимасын беҗиришне әслеге келтүргән ва чат әлекләрнең адаттагы виза мөддәтен узарткан һәм дә алмаштырып бергән тулыклап бериш илтимасын кабул кылып тасдиқлашны әслеге келтүргән. İgilinişçe mezkur haber içide Xitay Köçmenlerini Başqoruş İdarisi tesis kılgan 3200'den artıq çigradın kiriş çıkış resmiyetini beceriş közünekinin kancısının Şarkı Türkistan'da işgallikki haqqıda məlumat bermegen. Teşkilatlar Birliği Xitay'nın yıqınqı hareketleri haqqıda kengeş yığını açtı. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği 11 yanvar kengeş yığını açıp Xitay'nın İslam dünyasına qaratqan sıxt teşviqatlarına qarşı besildiğin qadamlarını müzakere kıldı. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetini yuşuruş üçün yıllardan beri çet elge, xüsusen İslam dünyasına qaratqan sıxt teşviqatlarını küşeytip gelgen idi. Aldınqı günlerde Xitay'nın uğrullaştırışı bilen bir türküm adalmış çet ellik dini zatlarının Şarkı Türkistan'da ziyaret kıldırılışı ve Xitay'nın irqi qırğınçılıq cinayetini aklışı ictimai taratqularda kün tertipke gelip küçülük gulgulu qozgıdı. Muhacirettiki Şarkı Türkistan halkı türlük usullar bilen bu sahtı teşviqat hareketiye küçülük gazipini, narazılıqını bildirdi. Bu münasibet bilen Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği bugün Xalq Diplomatiyesi kengeş yığını açıp nöbettiki vaziyetini müzakere kıldı. Yığında Xitay'nın yıqınqı mezgillerde xalqara cemiyetke qarata ciddi küçeyti vatkan sahtı teşviqat uçuru tarqıtış, aldın oğrullaştırılgan atalmış ziyaret ömeklerini Şarkı Türkistan'da ziyaret kıldırıp, teşviqat quralı süptüde paydalanış qatarlı kılmışlarının təsiri, bununla karşı türlük sahalar boyunca besildiğin qadamlar qatarlı noktalarını müzakere kıldı. Xitay Tayvan müstakillik güçlerine zərb beriş üçün manevr ötküzgenlikini bildirdi. Xitay Taşqı İşlər Ministerliği xalqara cemiyetke təhdid selip, Xitay armiyasının alaqadar manevrinin taşqı güçlerine Tayvan müstakillik güçlerinin iğvagarçılık kılmışıqı qaytırma zərb berişini məqsəd qılğanlıqını bildirdi. Xitay Taşqı İşlər Ministerliğinin bayanatçısı Wang Wenbin 9 yanvar ötküzülgən muhbirlarını kütüveliş yığınıda muhbirlarının Tayvan haqqıda sorğan suallarına cevap verip, Xitay armiyasının alaqadar manevrinin taşqı güçlerinin Tayvan müstakillik iğvagarçılık kılmışıqı qaytırma zərb berişini məqsəd qılğanlıqını bildirgen. Wang Wenbin yana Xitay armiyasi Şarqi qism urush rayonu axborot bayanatçısının sözünü naql keltirip, Tayvan atrofidagi alaqadar manevr Xitay armiyasining birlashma jang qilish iqtidorini tekshirish, shundaqla tashqi kuchlarning Tayvan mustaqilligi bo'lguncha kuchlari bilan til biriktirib, ig'vogarchilik tug'dirish qilmishiga qaytirma zarb berishni maqsad qiladiganligini bildirgan. Amerika Yangi Jersey shtati TikTokni cheklash buyrug'i tushirdi. Amerikaning Yangi Jersey shtati TikTokni cheklash buyrug'i tushirgan bo'lib, Yevropa ittifoqimi TikTokni qoidaga rioya qilish haqida eskertdi. Amerika Avazı'nın 10. dekabrdaki haberde bildirilişçe, Amerika'nın Yangi Jersey şitati, şitatlıq hükümet iqtidarçılığındaki barlıq elektronluq üskünlerde TikTok'nı işiltişini çekilgenlikini ilan kılgan. Haberde kayıt kılınışça, ötken bir ay içinde Amerika'daki 10'dan artıq Cumhuriyetçiler Partisi rehberlikindeki şitatlıq hükümetler muşununğa oxşaş çekiləş buyruğu ilan kılgan. Yangi Jersey shtat başlığı Phil Murphy yana TikTok'nı çekiləşdən başqa 10 neçe Xitay ve Rusya texnik şirket mahsulatları ve mulazimetini mu çekiləş tizimlikigi kirgüzgərlikini ilan kılgan. Bildirilişçe TikTok'nın Avrupa'da mı nurğullığan abuntları bar bolıp, Avrupa İttifaqı əməldarlarının mı dikkatini qozğımaqda. Avrupa İttifaqının içki bazar icraiya əməldarı Thierry Breton düşənbi günü "Mən TikTok əbdidalığı məsul kişilerge qaidigi riayi qilishini əskertimən" degen. New York vaqt gezdi ve başka taratqular ilgiri içki əhvaldan xəbərdar zatlarının sözünü nəql keltürüp,
Singapur fuqarosi Jovning mablag' selishidagi shirkatning qaror chiqarish huquqining cheklik ekanligini TikTokning tadqiqot va strategiyalik guruhiga Beijing bevosita yetakchilik qiladiganligini bildirgan. NATO bilan Yevropa ittifoqi Rossiya va Xitoyga qarshi hamkorlikni oshirish xitobnomasi imzolandi. NATO bilan Yevropa ittifoqining Rossiya va Xitoyga qarshi imzolagan birlashma xitobnomasida Xitoyning eshiyotgan da'volari va oshqun siyosatlarining hal qilishga tegishli xirislarni keltirib chiqaryotganligi eskartildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha Shimoliy Atlantik akti tashkiloti NATO bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida hamkorlikni texnomi yuqori pallaga ko'tarish, Rossiya va Xitoyga qarshi hamkorlikni oshirish va Ukrainaga yordamni davomlashtirish maqsadida birlashma xitobnoma imzolandi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg, Yevropa ittifoqi komiteti raisi Ursula von der Leyen va Yevropa ittifoqi kengashi raisi Charles Michel Belgiya poytaxti Brusseldagi NATO markazida o'tkazilgan marosimda birlashma xitobnomaga imzo qo'ydi. 2016 va 2018 yillari imzolangan xitobnomaga asosan tayyorlangan yangi xitobnomada NATO bilan Yevropa ittifoqining o'rtaq qimmat qarash ustiga qurilganligi bugungi kunda Yevroatlantik okean rayonining yaqinqi yillardagi eng cho'ng tahdidga duch kelayotganligi va Rossiyaning Ukrainadagi urushining xalqaro qonunga xilof ekanligi bildirildi. Xitobnomada Rossiyaning urushi Yevropa va dunyoning bexatarligiga shundoqli muqimligiga buzg'unchilik qilyotdi deyildi. Va Rossiyaning tajovuzchiligi eng kuchli ayiblandi. NATO va Yevropa ittifoqi Rossiya hukumatini Ukrainadan darhol askarlarini chekindirishga chaqirib, Ukrainaga qilinayotgan yordamlarning tavrinmasdan davomlashadiganligini ta'kidladi. Mustabid aktyorlarning NATO bilan Yevropa ittifoqining manfaatiga xiris elib kelganligi bildirilgan xitobnomada yana kunsir kuchayotgan strategiyalik raqobat davrida yashayotimiz. Xitoyning eshiyotgan da'volari va oshqun siyosatlari biz hal qilishga tegishli xirislarni keltirib chiqarmoqda deyildi. Xitobnomada Yevropadagi nozik va turaqsiz vaziyatning strategiyalik raqiblariga shundoqli terrorlik tashkilotlariga uyg'un muhit yaratib berayotganligi bildirildi. Bundaq bir mazgilda Amerika bilan bo'lgan munosabatning muhimligi ta'kidlangan xitobnomada yana Yevroatlantik okean rayonida kollektiv mudofiyaning asosini NATOning tashkil qiladiganligi ta'kidlanib, texnomo kuchlik Yevropa mudofiyasining muhimligining e'tirof qilinadiganligi va NATO bilan to'liqlanishi kerakligi uqtirildi. Xitobnomada yana biz duch kelayotgan bexatarlik tahdidlari va xirislarning doirasi cho'ngligida zo'rayish bo'lganligi uchun sheriklikimizni uzun muddatlik hamkorligimiz asosida texnomo yuqori pallaga ko'tarimiz deyildi. Hamkorlik kuchaytirilgan sohalar bo'libmi geostrategiyalik, jug'rafiyalik, siyosiy strategiyalik raqobat taqobil turish kuchi, xalqaroq ul aslahalarni qo'g'dash, eshiyotgan vayron qilg'uchi texnika, olam bo'shligi, klimat o'zgarishining bexatarligi bo'lgan ta'siri, chat elning orlishishi va uchur kontrol qilish qatorliklar bo'lib ratki tizildi. Rossiya 2023 yili strategiyalik qurollarni taraqqi qildirmoqchi. Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu strategiyalik aeroplanlar, qit'alar aro boshqarilgan bombalar va suvosti paroxotlaridan tarkib topgan 3 yadro qurolini davomli taraqqi qildirganligini bildirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu yadro qalqini egalik huquqimiz va zamin butunligimizning tub kapalatidir dedi. U Moskvada Davlat mudofaa ministerligining mas'ullari bilan o'tkazgan yig'inda 2023 yillik xizmatlar ustida to'xtaldi. U 2023 yilda yetadigan asosliq nishonning Rossiya armiyasining urush iqtidorini taraqqi qildirish uchun keng doiralik tadbirlarni yo'lga qo'yish ekanligini ta'kidladi. U so'zida armiyamizning Ukraina va Suriyadagi harbiy harakat tajribalarini izchil analiz qilib ta'lim tarbiya programmalari va harbiy uskunalar bilan ta'minlash planlarini tayyorlashda foydalanishimiz kerak dedi. U yana Rossiyaning 3 yadro quroli deb atagan strategiyalik aeroplanlar, qit'alar aro boshqarilgan bombalar va suvosti paroxotidan tashkillangan iqtidorini davomli taraqqi qildirganligini ta'kidlab, davomli 3 yadro qurolini taraqqi qildiramiz va urushga tayyorlik saviyasini saqlab qolamiz. Yadro qalqini egalik huquqimiz va zamin butunligimizning tub kapalatidir dedi. U urush aeroplanlari va uchuvchisiz havo apparatlarini o'z ichiga olgan Rossiya havo armiyasining qobiliyatini kuchaytirganliklarini eskartib, oldin ahamiyat beradigan planlarimiz orasida zamonaviy hujum qurollaridan tarkib topgan qurol yaroqlarimizni kengaytirishimiz bor dedi.
Hürmetli körümelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki programımızda görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.